Yani biz bir şeyin var olduğunu söyleyebilmek için onda bir hareket, bir devinimi görüyoruz ve var diye söyleyebiliyoruz. Peki hareket ve devinimin olması nasıl gerçekleşiyor? Zıtlıkların dünyasıyla, elektronun artı ve eksisiyle, iyi ile kötüyle, doğruyla yanlışla örülen bir ağ bir hareket meydana getiriyor. O hareketin ahenginde uyumları var. O uyum hareket halinde olduğu için de var diyebiliyoruz. Peki Allah'ın alemleri tanınıp bilinmesi için yaratmış olmasının altında kendisinin varlığının ifade edilmesi ise o zaman Allah alemleri varlığını ifade edebilmek için yarattıysa o zaman onun varlığına bir delil gerekiyor. O delili hareketle ve devinimle anlayabildiysek eğer o zaman yaratılmış olan bu alemde hareket ve devinimin olması gerekiyor. Tam da böyle bir alem olması gerekiyor ki iyi, kötü, doğru, yanlış, artı, eksi hareket var olsun. Ve bu Allah'ın direkt delili olsun. Fakat öyle bir nokta ki bir de yarattıklarından münezzeh oluşu diye bir şart koyuyor veya bir yer koyuyor oraya. E şimdi Allah'ın varlığını bu hareketlerle her şeyden münezzeh oluşu. Evet, öyleyse Allah'ın varlığını ifade ediş için bu yarattığı ifadeden münezzeh olmadığı durumu düşünürsek ne olur? E, yaratıcının kendisidir seyrettiğimiz o devinin mi hareket? Ama yaratıcının kendisi o değil. Öyleyse münezzeh olabilmesi gerekiyor. Peki bunu bize nasıl ifade eder? ifade ettiği ve gösterdiği şey aslında yaratıcıyla da ilgili bir şey olmalı onun varlığı. İşte tam orada külli irade, cüzi irade, bizim yaratım gücümüz vardan var edebilmeyi bize sunmuş oluşu, yoktan var etmeyi sunmayışı tam da böyle yerine oturuyor. Yani yarattıklarından münezzeh ama yarattıklarından gayrı da olmadığı gibi bir şey çıkıyor. Burayı kavramaya başladığımızda her birimizde haşa bir tanrılık numunesi e, özü var. Ama biz o değiliz. Ama onun varlığının delil olarak burada olduğumuz için e, o yüzde bir noktada. Bu hareket ve devinim anladık ya şimdi böyle kendimce anladım ya. Anlamamam gerekiyor. Çünkü anladığım anda... Olmuyor. işte orada sonsuzluk devreye giriyor. Tam burayı kavrayıp hallettiğimiz anda pat düşüyor aşağıya. Hadi bakalım diyor. Şimdi sonsuzluğu gördü diyor. Çok önemli bir şey söylüyor. Eğer diyor yani mantığımla anladıysam aslında anlamamışım diyor. Güzel bir şey yakalamış yani. Çünkü bunlarla sadece bilgiyi saçıp seyrediyorsun. ...o seri derken ki... ...farklı farklı gibi... Göründü, ...görünen şeyler... ...hani meditasyonda bir hal yaşadınız... ...böyle bir sürü yere serpildi... ...o parçalar... ...evren parçamızla toplandı... ...nokta oldu... ...sonra o nokta... ...senin içinde bir nokta oldu... ...ve sen evrenin içinde bir noktasın... ...yani sen... Bütün kainat bir nokta ve sen de o noktanın içinde bir noktasın. Nasıl bir matematik? Çözemeyeceğimiz ve anlamlandıramayacağımızın anlamlılığı bizi tatmin eden duygu burada. İnsan oluşumuzun, var oluşumuzun delili. Sonsuzluk kavramı kavrayamadıklarımızın varlığı da muhteşem bir şey onun delili haline dönüşüyor. Bunun uzantısı her yerden desteklenerek devam ediyor. Dünkü çalışmanın devamında uzantısında madem bu kadar kafayı yordun ilerliyorsun rüyaya yansıyor. Rü, rüyada bu sefer zaman kavramı ile ilgili seni kaldırıyor. Boğaz köprüsünün üzerinde ilerlemeye başlıyorsun. Yanına biri geliyor çıkıyorsun. Gel diyor devam et diyor. O arada kızın aşağıdan sana bakıyor. Onu da alıyorsun yanına. Gel diyorsun o da. Üçlü oluyorsunuz. Tabii bunların sembol olduklarını artık öğrenmeye başladık. Her birisinin bir adı ve sembolü var bir şeyleri. Ve gitmeye başlıyorsunuz böyle zaman kavramını size daha önceki bir rüyada sorduruyordu zaten. Bir yere gidiyorsunuz. Hangi zamandayız diye rüyanızın içindeki bir yere soruyorsunuz. O çocuk afallıyor. Zaman ne diye sana soruyor. Sen anlıyorsun ki o zaman kavramı senin zihninin dışında sorulmaması gereken bir soruyu da soruyorsun. Uzantısında buradaki rüyada bu sefer ilerlerken geç kaldık gibi bir duyguyu hissettiriyor rüya. Sonra kavruyorsun ki geç kavramı, erken kavramı diye kavramlar da bizim bu dünyada yere basmamızı kolaylaştıran şeyler olduğu için anlamlı. Öbür tarafta böyle bir kavramın anlamı yok. Hepsinin nokta oluşuyla birleşiyor orada.